Merhabalar, hepiniz Bungalow P60'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle Önermatik Karantina'nın 9. bölümünde Netflix'in 26 Mart günü yayına soktuğu mini dizi Unorthodox hakkında konuşmak istiyorum. Unorthodox, 2012 yılında yazar Deborah Feldman'ın kaleme aldığı, kendi hikayesi kitaplaştırdığı kendi hikayesi üzerine yoğunlaşıyor. Ve Brooklyn'den Berlin'e kaçıp kendini aramaya koyulan bir genç kadının hikayesi, bahsettiğimiz hikayede aslında. Tutucu, bağnaz bir Yahudi cemaati içinde yıllardır özgürlüğü kısıtlanan bir bireyi anlatıyor bize. Tabii ki Deborah ismiyle değil, Etsy ismiyle biz görüyoruz minibüste. Ve Etsy işte görücü usulü evlendiriliyor ama aradığı mutluluğu bir türlü bulamıyor. Çünkü aradığı mutluluk cemaatindeki diğer kadınlar gibi işte evlenip birçok çocuk yapıp aileye karışmak değil. Bunu da zaten dizinin ilerleyen bölümlerinde görüyoruz. Etsy daha başka şeyler, daha özgür bir birey olmak istiyor, daha farklı şeyler, sanatla uğraşmak istiyor. O yüzden başkalaşıyor içinde bulunduğu cemaatten ve kaçıyor. Zamanında annesi de Etsy'nin bu şekilde cemaatinden dışlanmış biri ve kaçmış biri. Ve o yüzden o da Berlin'de yaşıyor. O da bunu bilerek ve Alman vatandaşlığı da olduğu için Almanya'ya kaçma kararı alıyor. Bavul bile hazırlamadan bir zarfın içine bir miktar para koyup, babaannesinin fotoğrafını koyup yola düşüyor. Uçağa biniyor ve Berlin'e kaçıyor. Buradan sonra Etsy'nin kendini arayışını, kendini bulmaya çalışmasını ve ailesiyle yaşadığı o çatışmayı izliyoruz. Ve burada aslında gördüğümüz bir kadının tutucu bir din anlayışı ile Berlin'deki özgür hayat arasındaki sıkışmışlığı. Ama dizinin en sonunda buluyoruz Etsy'nin neye karar verdiğini. Çok fazla şey oluyor. İşte görücü usulü evlendiği adam ve kuzeni bunu almaya Berlin'e geliyorlar. Ama işte bakıyoruz ki Etsy artık yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Biz de 4 bölüm boyunca Etsy'nin bu yeni hayata alışma sürecini ve özgürlüğü tatmasını izliyoruz. Dizinin birazcık o zaman yapımından söz edeyim. Deutschland Drei Nazi dizisi var, belki biliyorsunuzdur. Almanya'da bayağı bilinen bir dizi. Onun yapımcıları rol almış. Deutschland 83 olarak yazarsanız çıkabilir. Onun da galiba 86'sı da yayına girecek. Ya da girdi, emin değilim. Bu arada bahsetmem gereken 4 bölümden oluşuyor demiştim dizi. Ama sonrasında bir de kamera arkası kaydı var, 20 dakikalık. Onu da mutlaka izlerseniz. Orada da yazar, oyuncu kadrosu ve bahsedilen Yahudi cemaati hakkında bazı bilgiler var ve enteresan bilgiler. Dizi Yidiş, İngilizce ve Almanca dillerinde. Yidiş'in de bu arada Almanca'ya çok benzediğini görmüş oldum. Yani çok enteresandı. Tavsiye ederim. Enteresan bir dizi. Puanımı 10 üzerinden 8,5 olarak veriyorum. Artık puan da vereceğim çünkü ayrım yapamıyorum. Sürekli böyle Netflix yeni şeyler çıkardıkça izliyorum ve bir şekilde bir ayrım yapmam lazım. O yüzden puan da vereceğim bundan sonra. Ve 8,5 verdim puanımı. 8,5-9 arası veririm. Gayet başarılı bir diziydi. Özellikle kıyafetler vesaire çok dikkatle, özenle seçilmişti. Onu da zaten kamera arkasında görüyorsunuz. Ve IMDb puanı da 8,3. Yani gayet izlenebilir. Güzel bir proje. Tavsiye ederim. O zaman izlerseniz, izlediyseniz yorumları da yazarsanız sevinirim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Talmud says, if not me, then who? If not now, then when? Oh.